Peki vertigo ile ilgili son dönemde Vertigo'da çok yaygın da öyle. duyuyorum. Şimdi vertigo'yu şöyle anlatmak gerekiyor. Şimdi vertigo demek baş dönmesi demek. Hastalık değil yani. Vertigo yapan sebepler iç kulak nezlesi, kristal oynaması, iç kulak tansiyonu gibi sebepler var. Vertigo yani başınız döndüğü zaman eğer çok yüksek yürüt. Genelde böyle oluyor. Genelde gecenin bir yarısında anne ya baba ya da siz şiddetli başı dünya dönüyor. Kıyamet kopuyor. Dolaplar yıkılıyor üstüne geliyor falan. Ve yaka paça götürülüyor hastane ve insanların aklına en kötü geliyor. Eyvah babamın beyninde bir şey mi var? Eyvah annemin beyninde bir şey mi var? Ne yapıyor bu? Bütün tabloyu allak bullak ediyor. Allak bullak ettiği zaman da hemen beyinden başlanıyor. Beyin taranıyor. Nörolog görüyor. O göre sabaha doğru da siz isterseniz bir kulak burun boğazıyla görüşün deniyor. Evet. Şimdi onun için kuralları koyalım. Bir, Hı. hastalık ne kadar baş dönmesi, ne kadar gürültülü başlamışsa kulak burun boğazla ilgilidir. Sinsi başlamamışsa kulak burun boğazla ilgilidir. Kusma, bulantı, tablo çok büyükse kulak burun boğazla ilgilidir. Yapmanız gereken şey mutlaka bir KBB uzmanına görünmek. Şimdi beyinle ilgili olanlar, şimdi ben bu kadar işte yıllık kulak burun boğaz uzmanıyım. Doğrusunu isterseniz baş dönmesiyle gelip, beyinde patoloji bulduğum vaka ya birdir ya ikidir. Niye o? Çünkü sinsi seyrediyor. Yani yavaş 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 başı dönüyor. Belli bir yere geldikten sonra artık tablo değişmeye başlıyor. Yapmanız gereken şey yavaş başlamışsa nörolog, çok ani başlamış, gece yarısı başlamış, evinizi darmadağın etmiş, anneniz baban perişan, KBB. Başka semptomlarla seyretmiş işte. Baş, dönmesi ama sinsi bir baş dönmesi, işitmede bulanıklık, baş ağrısı, sinsi bir baş ağrısı hep artıyor ama. Şimdi mesela başınız ağrıyor, bugün ağrır, yarın geçiyor. Ondan evet. korkmuyor ama bugün ağrıdı, yarın biraz daha artıyor. Bir ay sonra biraz daha artıyor. Çift görme başlıyor, çınlama ultu başlıyor. Bu, bu tablo tabii ki santraldir. Biz neyi ayırıyoruz? Olay periferik mi? Yani kulakla mı ilgili? beyinle mi ilgili? Biz bunu ayırıyoruz. Ani çıkanları o zaman bir anda hemen kulak burun boğaz. Evet. O bir, 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 semptom var. Ama sinsi sinsi yavaş Başlayanlar yavaş. Başlayanlar onlar olur. Nörolog. Nörologla Biz ilgili. zaten muayenede elektron ENG dediğim bir şey yapıyoruz. Yani bir gözlük takıyoruz. Orada Hı. istemsiz göz hareketlerine bak. Bunun yorulup yorulmadığına, tipine, yön değiştirip değişmeme bakarak bu kulakla ilgilidir ya da beyinle ilgilidir diyebiliyoruz. Nörolog da bunu diyebiliyor zaten. Yani illa bize gelsin, şuna gitsin derdi değil. Bir tek şeyin Tabii, hatırlanmasını gece babanızın, annenizin, sizin başınız ani döndü. Perişan olursunuz. Aklınıza beyin getirmeyin. Hı. Ya aklınıza kötüyü getirmeyin. Vertigo geçmeyen bir şey mi? Yok, yani geçin. bazı tipleri şimdi bizim sevdiğimiz tipleri var. Nedir bu kristal oynaması? Çok Benim seviyoruz. O. Çünkü manevra geçiyor, yapıyorsunuz. Kristali yerine Hı. oturtuyoruz, geçiyor. Akut vestibüler nörit, iç kulak nezlesi. Tedavi veriyorsunuz. 3 gün, dört gün sonra geçiyor. Ama Meniyer denen bir hastalık var mesela. Meniyer nedir? İç kulak tansiyonu. Bu maalesef temen geçmiyor. Yani eliniz hep hastanın üstünde. Niye? Çünkü bu bitriyat, Çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi. Baş dönmesi ataklar halinde. Diyor hocam diyor benim diyor 2 senede bir, 3 senede bir başım dönüyor. Bulantı, kusma, 3 gün, dört gün sürüyor sonra kendiliğinden geçiyor. Bu bize meniyeri çağrıştırıyor. Bu arada kulağım dolu hissediyorum diyor. Bu da bize meniyeri çağrıştırıyor. Çınlamam her geçen gün artıyor. Bu da bize meniyeri çağrıştırıyor. Ya da her krizden, o baş dönmesi ataklarından sonra bir miktar e, işitme kaybı kalıyor. Bu da meniyeri gösteriyor. Meniyer atağında işitme bozuluyor. Sonra atak geçince düzeliyor. Ama her atakta bir miktar kayıpla devam ediyor. Dolayısıyla burada mutlaka uzun süreli tedavi gerekiyor uzun süreli diyet gerekiyor ve belki minik bir psikoterapi desteği gerekiyor. Çünkü genelde bunlar tansiyon hastalığı gibi düşünün. Nasıl üzülür, sıkılırsanız Hı. sinirlenirseniz tansiyonunuz Hı. çıkıyor. Bunda da öyle. Sıkılırsanız, üzülürseniz kulağınızın basıncı artıyor ve o da birçok hastalığa eşlik bir ediyor. Ne kadar garip, değil mi? Stresin kulak basıncını eşlik Yine yine strese ya? geldik. Bütün Hı, hepsinin başı şey. stres. Doktorları ağırladığımızda burada o konuşuyoruz, konuşuyoruz. Günün sonunda Diyoruz ki evet başı stres, stresle başlıyor her şey. Hastalıkların da sebebi. Peki hocam benimle konuşuyorsunuz burada. Benle konuşurken benim ses sonunda bir hastalık var mı? Böyle şu anda görebiliyor musunuz, hissedebiliyor musunuz? Yani kulak dünyanın en iyi ses laboratuvarıdır. Yani şimdi binlerce dolar verip CSR'de kompüterize speech lab alınıyor. Aslında bunların tümünü koyun bir tarafa kulak dünyanın en iyi. Ses bilgisayarıdır. En iyi analiz o hmm. yapar. Şimdi sesinizde problem var mı? Bence yok. Niye? <laughs> Çatallı değil. Yorulmuyorsunuz. Sesiniz e, sürekliliği var. Yani şeyi değişmiyor. Dolayısıyla genel hatlarıyla bir şey yok. Kısık ama. Kısık geliyor. Yani, Böyle bir kısık geliyor sesim. Sizce nodül olabilir mi mesela ama ses tellerinde? Şimdi bakmadan söylemek kolay değil ama genel olarak bunu e, ayırmak mümkün. Çünkü o çatallıdır. Hı -hı. Farklıdır. Sabah sesiniz başka, akşam sesiniz evet. başkadır. E, Didem hocamızı bulmuşken burada muayene oluyor. Yine <laughs> 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 sorularımın içinde evet, var. Çünkü tatlı. ses kısıklığıyla uyanan insanlar varmış sabahları. Tabii. Sürekli ses kısıklığı. Yani bu bir rahatsızlık mı? Aynen. Sabah sesiniz <laughs> kötü kalkıyorsa Yoksa bir bu... karakteristik özellik mi ses için? Sabah kötü kalkıyorsa bu daha çok reflüyü çağrıştırır. Yani Hı -hı. bütün gece Hı -hı. sesleriniz asit içindedir, yanıyordur, Hı -hı. kötü kalkarsın. Ama sabah iyi akşama doğru bozuluyorsa bu daha çok e, nodül birlikte. ya da minik bir polip ile e, iştiraklendirilebilir. Ama bir de nörolojik hastalıklar var. Sabah kalkıyor çok iyi gün içinde kullandıkça bitiyor. Bu akta miyasteni denen nörolojik bir hastalığı getirir. Çünkü Hiç defa duyuyorum bunu. Yoruldukça, yoruldukça kas gibi düşünüyor. Evet. Yani. Yoruldukça ses Hocam sabah sesimi iyi. Akşama doğru. Hocam akşam lezime, bu bize miyasteni, nörolojik bir hastalığı getirir. Ses garip bir şey. Yani ses böyle bir tane ses teli var siz onu üflüyorsunuz gibi değil. Sesi üfleyen bir defa körük var, bir akciğeriniz var, akciğere yardımcı bir kaslarınız var. Bir tane soluk borusu ve oradan geçen bir ses teli. Ses teli oynamıyor, açılıp kapanıyor ya da kendi üstüne dalgalanmaz. Sonra dil köküne geliyor, dil köküne artikülasyon sağlanıyor. Sonra sinüslerinizde rezonans yapıyor, yankılanıyor. Her insanın sesi farklı ama nezlediyken insanların sesi birbirine benziyor. Niye benziyor? Çünkü dolu sinüsler ve rezonansı bozuluyor, rezonansı kayboluyor. Dolayısıyla bir bütün akciğeriniz, soluk borunuz, sesleriniz, dil kökü ve sinüs boşluğunuz. Şimdi kafa tasımızı düşünebiliyor musunuz? Kafa tasımız kompak bir kemik olsa 28-30 kilo ağırlığında bir kemik doku olacak. Yani siz başınızı bile tutamazsınız. Böyle dolaşırsınız. Onun içi boş. Niye boş? İşte bu sesin rezonansını versin diye. Niye boş? İçinde bir örtü var. O örtü salgı yapıyor. O örtü salgı ne yapıyor? Burnu temizliyor. Yemek borusunu temizliyor. Yutuyoruz onu. Yani muhteşem bir şey var. Muhteşem bir yapı var orada. Evet. Ses de bunlardan biri. Şimdi sadece bununla bir şey değişmiyor. Şimdi insanlar şey zannediyor. Ben gideyim sesimi düzelteyim, ameliyat olayım. Ş şahane bir sesim olsun. Böyle bir şey yok. Hı hı. Çünkü bu bir bütün. Yani burası, burası dil kökü, kafa boşlukların tümü bunu oluşturuyor. Ses senin kapanmasını engel bir şey varsa aradan hava kaçırıyor ve bunu biz hissederiz. Özellikle profesyonellerde bu daha iyi. Konuşurken saklayabilirsiniz. Ama şarkı söylerken sesini size ele verir. Ses garip bir şey. Ses sizin her şeyinizi ele verir aslında. Telefonla konuşan arkadaşınızın üzgün mü olduğunu anlarsınız sesinden. Sevinçli evet. mi olduğunu anlarsınız her şeyini anlarsınız yani. Sesini size ele verir. Ses ruhunuzdur sizin yani. Kilometre uzaktan hani sesini duyayım dersiniz ya sesini duymak çok şeydir aslında. Dolayısıyla yani, hissedersiniz. Bu kadar geniş bir alanınız var ki kulak, burun, boğaz. Bu çeperde oluşan, vücudun her bir noktasına etki eden her konuyla ilgili böyle size sorduğumuz sorudan sonra akıp bir yerlere gidiyor. Felsefeye Yani gidiyor. E, evet. gerçekten öylesiniz. Başka Sizin... bir yere bağlanıyor konu sorunu bana. Ki daha soracağımız çok şey var. Çok var bitmiyor mesela yani konuşacağımız çok konu var ama bugün e, biz size alacağımızı aldık. Çok güzel bilgilendik bir kere ne yapıyoruz? Odamızı kesin uyumadan önce nemlendiriyoruz. Odamızdaki fazlalıkları atıyoruz. Ahşaplar, eskimiş kağıtlar, kitaplar varsa çıkartıyoruz. Önemli olan iyi bir nefesle uyuyor olmamız gece boyunca. Özellikle çocuklar da dahil olmak üzere ağzımız açık uyuyorsak bu bizim için tehlike. Değil Aynen. Burnumuzdan Siz buradan ameliyata mı yolcu ediyor hocam? İnşallah. İnşallah <laughs> olurum. Hastanızı <gülüyor> Trafik de varmış. Yerim. Sizi tutmuyorum. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür bugün ederim. için hocam. Başşallah Profesör diliyorum. Doktor Dilaver Östuran bizlerleydi. Çok keyifli bir sohbet oldu. Daha soracaklarımız var ama kendisini biz yine ağırlayacağız. Merak etmeyin ve e, hocam buradan uğurlayacağız. Başlayalım. teşekkürler. Çok teşekkürler.